Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet seri ve silsile halinde devam ettiğimiz haccın mana ve muhteviyatı ile ilgili bugünkü 11. dersimizde de inşallah şeytan taşlama ve eyyam mina denilen Mina günlerinin bizlere hatırlattığı ve ders vermek istediği manaları beraberce müzakere etmeye çalışacağız. Evet Zilhicce'nin 10. yani bayramın birinci günü Müzdelife vakfesinden sonra Mina'ya doğru hareket edilir. Ve yol boyunca telbiye, tekbir, tesbih, tehlil ve dualara devam edilir. Ve taşlama başlamadan önce de Artık telbiye'ye son verilir. Evet Mina Mekke ile Müzdelife arasında Kabe'ye yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta ve harem sınırları içerisindeki bir bölgenin adıdır. Aynı zamanda burası Örf'te büyük şeytan diye tabir edilen Akabe Cemresi ile ve yine küçük ve orta şeytan diye tabir edilen Cemre-i Ula ve Vusta'ların bulunduğu yerdir. İşte bayramın birinci günü. Sadece Akabe cemresine yedi taş atılır. Bayramın diğer günleri yani ikinci, üçüncü, dördüncü günlerinde ise her üç cemreye yedişer taş atılır. Dolayısıyla ilk gün yedi. Diğer üç gün ise 21 er taş olmak suretiyle toplamda cemerata 70 taş atılır. Lakin dördüncü gün Mina'da kalınmayacak ise o vakit sadece üç gün taşlama yapılır. Ve Remi Cemrat denilen bu taşlama işi yapılırken de öncelikle taş atılacak cemreye yaklaşılır. Atılacak taş sağ elin baş ve şadet parmaklarıyla tutularak Bismillahi Allahu Ekber Ramenli şeytanı ve hizbi diyerek atılır. Özellikle küçük ve orta cemrelere taş attıktan sonra herhangi bir izdihama mahal vermeyecek bir şekilde bir kenara çekilerek mümkünse Kabe'ye müteveccihen dualar edilir. Lakin büyük cemreye taş attıktan sonra beklemeden orası hemen terk edilir. Evet şeytan taşlamanın kısaca sureti bu şekildedir. Lakin sadede gelip dersimizin asıl maksadına dönecek olursak asıl olan şey bütün bunların bizlere anlatmak istediği ve bu gibi haç menasıkından bizim alacağımız derslerdir. Evet Arafat'tan coşkun bir sel gibi akan hacılar aynen bir ordunun taburları ya da bölükleri gibi Müzdelife'de dağların eteklerine dağılırlar ve burada yarınki cihadı için yani şeytanlarla yapacağı savaşı ve kavgası için işte buralarda adeta silahlar hazırlanır ve mermiler toplanır. Zira Müzdelife'de topladığımız her taş hasmımızla, şeytanımızla dövüşürken kullanacağımız silahlardır. İşte bu hazırlıklar ile hacılar Müzdelife'de tam teçhizatlı, donanımlı bir tevhid ordusu halinde Yarınki savaşa artık hazırdırlar. İşte Müzdelife'de bir nevi bu savaş heyecanı içinde o gece endişeyle yatan hacılar fecir vaktinde adeta Hazreti İsrafil'in fecri haşirde ezanını yani surunu işitip kalkan ruhlar gibi. Evet Hazreti İsrafil'in fecri haşirde ezanını yani surunu içtip kalkan ruhlar gibi sabah ezanı ile telaş ve heyecan ile kalkar, abdest alıp sabah namazını kıldıktan sonra müzdelife vakfesini yaparlar. Daha sonra irili ufaklı kafileler halinde muhtelif sel yataklarının aktığı gibi Mina'ya doğru akarlar. Nasıl ki dağlardan, vadilerden, derelerden, yollardan, patikalardan akan küçük küçük su cetvelleri birbirine kavuşarak birleşe birleşe en nihayet çok coşkulu akan bir nehir yataklarına döner. Aynen öyle de Müzdelife'den, muhtelif yollardan birbirine kavuşa kavuşa Mina'ya doğru akan milyonlarca hacıların teşkil ettiği manzarada öylesine kutsi bir hava hisseder ve öylesine muazzam, öyle muhteşem bir manzara seyredersiniz ki adeta tam teçhizatlı, bembeyaz üniformalar halinde muazzam bir tevhid ve İslam ordusunun cihada gittiğini hem de çok coşkulu bir heyecanla çağlayan nehirler gibi Allah düşmanlarıyla cihad ettiğini hisseder ve zevk edersiniz.'' Yüksek sesle söylenen telbiyeler eşliğinde hacıların bir nevi kükreyen aslanlar gibi ya da denizlere kavuşmak için gürleyen nehirler gibi tek ses, tek nefes olduğunu görürsünüz. İşte bu manzarayı Cenab-ı Hak Sure-i Bakara'da şöyle anlatır. ثُمَّ اَف۪يدُوا مِنْ حَيْثُ اَفَادَ النَّاسِ İnsanların sel gibi aktığı yerden siz de akın denilmiştir. Fakat dikkat buyurun hacıların seller gibi minaya şeytan taşlamaya doğru aktığı işte bugün aynı zamanda bayramın birinci günüdür. Demek oluyor ki asıl bayram düşmanın mağlubiyetinden orduların zaferinden sonra elde edilen şey değil. Demek ki asıl bayram düşmanın mağlubiyetinden orduların zaferinden sonra elde edilen şey değil, belki nefse i ile şeytanlarla savaşmaya niyet ettiğimiz gündür. İşte bu sıra işareten İmam Ali Kerem Allah Çe, müminin asıl bayramı günah işlemediği gündür buyurmuşlardır. Evet, mina kelimesinin lügattaki karşılığı, temenni, aşk, muhabbet ve sevgi gibi manalara gelmektedir. İşte bu açıdan da nasıl ki Kabe imanı billahı, Arafat ve Müzdelife marifetullahı temsil ediyordu. İşte da muhabbetullahı temsil eder. Bu açıdan da marifet mektebi olan Arafat'ın zirvesinden kopup gelen bu insan seli Müzdelife'nin muhterem şuur medresesinde ders aldıktan sonra Mina'nın muhabbet meclislerine doğru akar. Demek ki hilkatin ve yaratılışın gayesi iman, marifet ve muhabbet mertebelerinden geçerek kemaline ulaşır. Demek ki hilkatin ve fıtratın gayesi bir imanı billah, iki marifetullah, üç muhabbetullah mertebelerinden geçerek kemaline ulaşır ki işte bu mana 20. mektupta şöyle izah edilmiştir. Katiyen bil ki hilkatin en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Ve insaniyetin en ali mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı imanı billah içindeki marifetullah'tır. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Demek ki imanı billah, marifetullah ve muhabbetullah hilkatın en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesidir. İnsaniyetin en ali mertebesi, beşeriyetin en büyük makamıdır. Cin ve insin en parlak saadeti, en tatlı nimetidir. Fakat burada şöyle mukadder bir sual zihne gelebilir. Şeytan taşlamanın muhabbetullah ile ne alakası vardır? Evet, münazaratta ifade edildiği gibi bir şeyin sevdalısı olmak iki şeyle olur. Birincisi sevdalı olduğun şeyin uğrunda her şeyi feda ve terk edebilmek işte bunları hacda kurban ve tıraş temsil eder. İkincisi de dünyanın tahammülsüz meşakkatlerine tahammül ve mücadele etmek yani bu emri hayra mani olmak isteyen mazarra düşmanlar ve şeytanlarla cihad etmektir. Zira aşk ve muhabbetin derecesi uğrunda yapılan fedakarlıklar nispetindedir. Nitekim muhabbet edip sevdalısı olduğumuz şeyin önünde pek çok şeytani setler ve muzur maniler vardır. İşte bütün bu maniler karşı yılgınlık göstermeden, usanmadan, arz ikdam etmek de muhabbetin bir şarıdır. Zira bir şeyin sevdalısı olmak sadece bir kenarda feryadı figan etmek değildir. Gerekirse meşakkat ve çile ateşlerine kelebekler gibi sessizce girebilmektir. Ve yine nasıl ki bir askerin en önemli iki vazifesi talim ve cihattır. Fakat bu ikisi arasında çok ciddi bir münasebet vardır ki bir asker talimin nispetinde harp meydanlarındaki cihadında muvaffak olur. İşte bu taliminde sağlaması yani doğru yapılıp yapılmadığı da ancak cihadıyla yani oradaki mağlubiyet ya da muvaffakiyet ile anlaşılır. Aynen öyle de Arafat'ta elde ettiğimiz o marifetin, o talimat-ı Rabbaniyenin sağlamasının yapıldığı yerde işte minadır. İşte bizim de kendi küçük dünyamızdaki en başta nefsimizle giriştiğimiz bu büyük cihadımızdaki muvaffakiyetin sırrı ancak marifetullah'taki yerimiz terakki ve tekamülümüz nispetindedir. Fakat şu var ki bizim bu cihadımızda üç çeşit ya da üç kısım düşmanlarımız vardır. Bu düşmanlardan birincisi en büyüğü hadisin de ifadesiyle nefs-i envaremizdir. İkincisi cinni şeytanlar, üçüncüsü de ehl-i tuyandır. Fakat herkes kendi aleminde bir gumandan olduğundan en başta alem askarındaki cihad ekberiyle mükelleftir. İşte bu açıdan da bunu temsilen birinci gün sadece büyük şeytan diye tabir edilen akabe cemresine taşlar atılır. Zira bir mektupta da ifade edildiği gibi nefsi emmaresini tam ikna eden ve vesvesesini tamamen izal eden bir ders o kadar kuvvetli ve halistir ki dalaletin o çok dehşetli şahs manevisine karşı tek başıyla galibane mukabel eder. İşte böyle birisine etrafı şeytanlar adına alev olsa hücum etse inşallah bir halt edemeyecek ve göğsüne değen her şey eriyecektir. İşte bu sebepten de yılanın başını ezmek kabilinden birinci gün en evvela küçük değil, orta da değil, belki en büyük düşmanımız olan nefsimizde cengeder. eder, yani onu temsilen sadece akabe cemresine taş atarız. Aslında cemaratta bu taşlama işi bütün kainatta ...çok geniş bir dairede ceryan eden... ...umumi bir... ...kanun-u mübarezenin ucu... ...ya da remiz ve alametidir. Zira kalp etrafındaki... ...vesvese ve ilhamların savaşından tutun da... ...ta... ...le gazzeyyennez semâ et dünya bir ...ve cealnaha rücûmen li ...ayetinde işaret ettiği... ...semanın afakında... Melaiki ve şeytanların mübarezesine kadar... ...evet... Melaike ve şeytanların mübarezesine kadar o kanunun şumulu vardır. Hem vakvenin bir manası duruş demekti. Yani ferdi ve içtimai olarak nerede duruyoruz, neye karşı duruyoruz, kiminle neyin yanında duruyoruz veya nasıl ve niçin duruyoruz meselelerini yeniden gözden geçirmemizi bizlere hatırlatmıştı. İşte Cemarat'taki taşlama ameliyesi ise bunun artık fiilen bir tezahürüdür. Yani bu duruşun fiilen tezahürü şeytan taşlamadır. Yani batılın değil, hakkın yanında, şeytanın değil, Rahman'ın yanındayız ilahir. Bunu fiilen şeytan taşlamayla gösteriyoruz. Aynı zamanda da taş atarken Bismillah Allahu Ekber deriz. Çünkü Allahu Ekber'in bir veçi manası şudur ki Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve ilmi her şeyin fevkinde büyüktür. Hiçbir şey daire ilminden çıkamaz, tasarrufu kudretinden kaçamaz ve kurtulamaz. Allah korktuğumuz en büyük şeylerden daha büyüktür. Bu açıdan da Allah'ın azameti kibriyasına dayanan, Allah'ın azameti kibriyasına istinad edenleri asla ne şeytanlar, ne de onların avaneleri ve hizbi mağlup edemezler. Zira şeytanların icat cihetiyle kainatta hiçbir medhalleri yoktur. Ellerinde sadece bozmak, tahrip etmek, şer gibi menfi esaslar vardır. Yeter ki bizler Allah'ın büyüklüğüne ve azametine sıdkı bütünle inanalım ve güvenelim şeytanlar ve onların hizbi asla halt edemezler, inşallah mağlup edemezler. Ayrıca bu taşlama işi yapılırken her cemreye yedişer taş atılır. Bunun bir manası daha önceki derslerde de bahsi geçtiği gibi, Üslub-ü Arabi'de yedi kesretten ve çokluktan kinayedir. İşte bu da bize bir yönüyle hasmımızı, düşmanımızı alt edene kadar, mağlup edene kadar, manevi cihada devam etmek lazım geldiğini hatırlatır. Zira insanda nefis, heva, vehim ve şeytan çok vakit hükmedip imanımızı rencil edip gafletimizden istifade ederek çok şüpheler ve vesveseler ile iman nurunu kapamaya çalışıyorlar. İşte bu açıdan da hadisi şerifte her daim tecdid imana teşvik edilip ceddüdü imaneküm bir la illallah denilmiştir. Hasılı nefsin ve şeytanın hilelerine karşı daima uyanık, daima müteyakkız olmak, yedi defa değil, yetmiş defa değil, yedi yüz defa da karşımıza çıksa her zaman onu atacağımız elimizde Kur'an'ın tezgahında imal edilmiş. Evet, üzerinde Kur'an'ın sikkesi olan binlerce hakikat taşı olmalıdır. Aynı zamanda yedişer taş atmanın bir diğer yönü de şeytanlara karşı galip olabilmenin en mühim sırrının hakikati İslamiye'yi çok sağlam bir surette elde etmek de mümkün olduğunu hatırlatır. Zira hakikati İslamiye dediğimiz şey esasen imanın altı erkanı ile ibadet esaslarının toplamı olan yedi hakikattır. Diğer ifadeyle ubudiyet esasları olan İslam'ın beş şartı bir sayılır ve bu imanın altı erkanına ilave edilirse toplam yedi eder ki işte buna hakikat İslamiyet denmektedir. İşte hakikat İslamiyeyi kalbinin ve gönlünün en hassas yerine koyabilenleri elbette nefsi ve zamanın şeytanları onları yoldan çıkaramaz ve inşallah mağlup edemezler. Demek oluyor ki gelişer taş atmanın bir manası da bizlere bu hakikati İslamiye'yi sağlam bir surette elde etmeyi ders verir. Mesela ashab-ı kiram hazreti nuru, nüvvet ve Kur'an sayesinde bunu öyle sağlam bir surette elde etmişlerdir ki bütün efkarı i alem onlara muarız, muhalif ve mümkün olduğu halde onların imanlarını asla sarsmıyor değil şüphe belki vesvese bile vermiyordu. Öyleyse Allah'a imanla şeytanları taşlamak, ahirete imanla şeytanları taşlamak, peygamberleri imanla şeytanları taşlamak ilahir. Yani bunları çok sağlam bir surette elde etmek, İmanımızı taklitten tahkike çıkarmaktır ki işte o vakit nefsimiz ve zamanın şeytanları bizi yoldan çıkaramayacak ve inşallah mağlup edemeyecektir. Yine hacca giden insanlar bir yönüyle kendilerine farz olan bir ibadeti yerine getirmiş oluyorlar. Ama bir diğer yönüyle de ümmete vekaleten orada bulunuyorlar. İşte bu sebepten de cemeratta bu taşlar atılırken bir yönüyle kalbimiz adına nefsimizi taşlarken bir diğer yönüyle de Kur'an talebeleri adına felsefenin şakitlerini ve ümmeti İslam adına milleti küfriyeyi taşlamış olur. Yani bunlarla onlara olan manevi cihadımızı ilan etmiş oluruz. Her ne kadar cemaratta zahiren küçük bir taşı şeytanı temsil eden başka bir taşa veya duvara doğru atsak da esasen nefsimizin ve şeytanımızın bizi mağlup ettiği boşlukları ve zaafları tespit edip oraları niyet ederek evet oraları niyet ederek atmak lazımdır. Zira esasen herkes nefis ve şeytanın kendisini aldattığı ve defalarca mağlup ettiği boşluklarını ve zaaflarını çok iyi bilir. İşte bu açıdan da o zaaflarımızı, o boşluklarımızı düşünerek, onları niyet ederek oraların güçlendirilmesi ve tahkim edilmesi hakikatını bizlere ders verir. Eyyam-ı Mina denilen bu Mina günleriyle alakalı bir başka ve çok çok önemli bir mesele de şu ki, buralar Arafat ve Müzdelife'deki gibi bir vakfe yani durma ve duraklama yeri değil. Bilakis buralar bir kalma yeridir. Zira Mina günlerinde burada kalmak sünnet hatta bazı imamlara göre vacip bir ameldir. İşte bu Mina günlerinde cemarata taş atmanın dışında zahiren başka bir vazife yok gibidir. Fakat hakikatte öyle değil. Çünkü bütün hac boyunca ve özellikle de bu Mina günlerinde İslam'ın Ali siyasetine ve içtimai maslahatına bakan en mühim bir hikmeti vardır ki o da bu Ali kongrede ümmetin tanışması, fikir birliğine gelmesi, yardımlaşması ve İslam için bir vazife taksimi yapılmasıdır. İşte bu sebeptendir ki hacca gelen her bir fert alemi İslam'daki muahidin ordusunun bir neferi olarak buraya sadece kendi için değil belki kendi vatanını, milletini, memleketini temsilen buraya gelmiştir. İşte bu yönüyle haç ümmetin maddi ve manevi, içtimai ve siyasi birçok problemlerinin istişare edildiği bir İslam kongresi veyahut bir ümmet kongresidir. Bu açıdan da bu mina günlerinde ümmetin alimleri, siyasileri, akademisyenleri, hatta sanatkarları, tüccarları, esnafları vs. muhtelif sınıflardaki insanlar bir araya gelmeli, kendi mesleğinin zaviyesinden İslam'ın derdiyle dertlenmeli, elini taşın altına koyarak ciddi manada bunlara çözümler üretecek projeler ortaya koymalıdır. Nitekim bu dert aslında sadece İslam'ın değil belki insanlığın bir derdidir. Çünkü insanca bir anlayış, insanca bir yaşayışın zirvesine ve öyle bir saadete çıkma davası sadece İslam'ın değil insanlığın da bir davasıdır. İşte bu sebeptendir ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz Müslümanların derdiyle dertlenmeyen bizden değildir buyurmuşlardır. Zira ve vesselam Efendimiz veda haccı diye bildiğimiz o malum haccında meşhur veda hutbesini irad etmişlerdir. Ve bu hutbeyi esasen üç farklı yerde ve zamanda söylemişlerdir. Bunlardan birincisini Zilhicce'nin yedinci günü Mekke'de, ikincisini Arafat'ta Nemire Mescidinde, üçüncüsünü de bayramın ikinci günü yani Zilhicce'nin on birinde öğle namazından sonra Mina'daki Mescid-i Hayf'ta irat buyurmuşlardır. İşte bu veda hutbelerinin muhteviyatına Dikkatle bakılırsa açıkça görülmektedir ki bu hutbelerde daha ziyade ümmetin içtimai ve siyasi problemleriyle alakalı şeyler ifade edilmiştir. Evet bu hakikat. Bugünkü hac farizasında her ne kadar arz edildiği şekilde düzenli ve disiplinli içtimalar şeklinde olmasa da en azından ferd olarak her birerlerimiz hacda bu içtimai bağları kurmaya çalışmalı ve bugün belki alem İslam'ın en muhtaç olduğu şeyi yani birbirlerimiz olan şefkat, sevgi, muhabbet ve hürmeti en azından gönül diliyle göstermeliyiz. Bu bazen tatlı bir tebessüm ile olur. Bazen samimi bir muhabbetle elini tutmak olur. Bazen onları çok sevdiğimizi ve onlara dua ettiğimizi söylemek de olur. Bazen mescitte abdest veya lavabo sırasında birisine yer vermek de olur. Bazen de hurma gibi küçük bir ikram ile olur ilahir. Şimdi bu sayılan şeyler belki zahiren çok küçük şeyler de olabilir. Lakin bunlar alem İslam'ın efradı arasında çok güçlü gönül bağları ve muhabbet köprüleri kurmaya vesile olur. Zira Vesilenin mahiyetine bakılmaz, neye vesile olduğuna bakılır. Bu manevi cihatta bazen küçük zannettiğimiz şeyler çok büyük olabilir. Zira oraya gelen hacılar belki de sizin isminizi Ahmedi, Mehmedi, Ayşe'yi, Fatıma'yı bilmez. Memleketlerine döndüklerinde sadece şunu bilirler. Türkiye'den hacca gelenler vardı. Allah onlardan razı olsun ki hakikaten çok samimi, çok muhterem, çok değerli insanlardı derler. Keza biz de öyle yapmıyor muyuz? Bizler de öyle demiyor muyuz? Belki o şahıslar unutup onların şahsında ve nezdinde memleketlerine ve milletlerine muhabbet besliyoruz. Zira bu küçümsenecek bir şey değil. Bilakis alem İslam olarak en çok muhtaç olduğumuz şeydir ve bunun ihmali de öyle dehşetli bir kusurdur ki bizi bu dünyada kendi elimizde çok felaket ve fecaatlere sevk etmiştir. İşte bu hususu Bediüzzaman Hazretleri Sünahat adlı eserinde şöyle ifade etmiştir. Rüya hacda sükut etti. Çünkü haccın ve ondaki hikmetin ihmali musibeti değil gazap ve gahri celbetti. Cezası da kefaret-i değil, günahımıza kefaret değil, kesaret-i zunub oldu, günahımızı artırdı. Haccın bahusuz tarifle tevhid efkarı, tavünle teşrik-i mesaiyi tazamun eden içindeki siyaseti Ali İslamiye ve maslahat-ı vasiyah ihmalidir ki düşmana milyonlarla İslam'ı İslam aleyhinde istihdama zemin ihsar etti. Demek ki haccın en mühim hikmeti bir, tarif müminlerin tanışması, iki, tevhide efkar fikir birliğine gelmesi, üç, tavün yardımlaşması, dört, teşrik-i mesai yani bir vazife taksimi yapmasıdır ki işte bu haccın en ali siyaseti ve içtimai maslahatıdır. Fakat bunu terk ettiğimizden, bunu ihmal ettiğimizden dolayıdır ki düşmana milyonlarla İslam'ı İslam'ın aleyhinde istihdama zemin ihsal etti. Demek ki müminler birbiriyle tanışmadığında dostunu, düşmanını fark edemiyor. Hatta düşman diye maalesef dostunun aleyhinde bulunuyor. İşte bunun en acı bir numunesi, en acı bir örneğini birinci Cihan harimde yaşadık. Devlet-i Osmaniye her daim alem İslam'a annelik, babalık, ağabeylik, kardeşlik yapmış ve alem İslam'ın bayraklar bir evladı olmuştur. Ama haç ve ondaki siyaset-i ihmal edildiğinden Müminler birbirlerini tanıyamamış ve maalesef Dessas İngilizlerin de oyunuyla alem İslam pederi, validesi, biraderi, kardeşi ve bayraktar evladı olan Osmanlı'nın öldürülmesine gafletle bilmeyerek yardım etmiştir. Mesela işte Hint düşman zannederek halbuki pederini öldürmüş başında oturmuş bağırıyor. İşte Tatar Kafkas öldürülmesine yardım ettiği şahıs bir çare valideleri olduğunu Bade Harabil Basra Basra harab olduktan sonra anlıyor. Ayak ucunda ağlıyorlar. İşte Arap yanlışlıkla kahraman kardeşini öldürüp hayretinden ağlamayı da bilmiyor. İşte Afrika biraderini tanımayarak öldürdü. Şimdi vaveyla ediyor feryat ediyor. İşte alemi İslam Bayraktar oğlunu gafletle bilmeyerek öldürmesine yardım etti. Valide gibi saçlarını çekip ahu ediyor. Milyonlarla ehli İslam hayrı mahs olan seferi hacca şeddi rahil etmek yerine sefer hazırlığı yapmak yerine şerri mahs olan düşman bayrağı altında dünyada uzun seyahatlar ettirildi. Fetebiru yani bundan ibret alınız. Demek ki alem İslam hayrı mahs olan seferi hacca tembelliğinden hazırlık yapmazsa el ceza ümin cizil amel sırıyla biz yine uzun seyahatlara mecbur olduk. Lakin bu hayrı mahs olan bir seyahat değil. Bilakis şerri mahs olarak düşman bayrağı altında düşmanın gemilerine binerek maalesef Müslümanları ve alem İslam öldürmeye gittik. Fetebürü yani bundan ibret almak lazım. Evet Cenab-ı Hak bu gibi hadiselerden ibret almayı bizlere nasip etsin. Uhuvveti İslami ile kalplerimizi müttehid eylesin. Ehli imanı zillet içerisinde esarete düşmekten muhafaza eylesin. Zalimlerin İhtilafımızdan istifade etmelerine müsaade etmesin. Cenab-ı Hak bizleri kavgasını birbirine karşı verenlerden eylemesin. Allah bizleri kavgasını birbirine karşı verenlerden eylemesin. Cenab-ı Hak bizleri kavgasını birbirine karşı verenlerden eylemesin. Amin. El-Felfi amin. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena. انك انت العليم الحكيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه